Beni çağırmışsınız. Neredesin sen sabahtan beri? Şehirde bir işim vardı. Muzaffer Bey'den izin aldım. Senin patronun Muzaffer Bey değil. Patronum benim. Bundan sonra gelip benden izin isteyeceksin. Başka kimseden değil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Tarladaki traktörlerden biri arıza yapmış. Gidip bakıver. Muzaffer Bey çıktı mı? Vallahi görmedim. Daha kalkmadı herhalde. Allah Allah. Bu saate kadar uyumazdı hiç. Abi. Abi yeter artık. Hayır, buradaydı. Resmine bakıyorduk. Behi öldü abi. O öldü. Bak bana. Bana bak. Her şey bir kazaydı. Bunu sen de biliyorsun. Kendini suçlamayı bırak artık. Beni anlamıyorsun Halide. Bu benim cezam. Yaşadığım sürece hiç bitmeyecek bir cezam bu benim cezam. Hayır. Abi sen sadece hastasın. Doktorlar da bunu söyledi. Bütün bundan şu ilaçları içmediğin için oluyor işte. Hadi iç şunu. Hasta değilim. Abi içer misin? Hasta değilim ben. Hadi abi şunu iç lütfen. Hasta değilim ben. Bu beyin yüzünden elimden bir gaza çıkacak ama dur bakalım. Ne oldu kız yine? Ya ne zaman rahmetli Behiye Hanım'ın odasına girse sapıtıyor herif Seyyare abla. Bir laf mı etti sana? Etmedi. Ama etmekten beter ediyor. Ah, ah. Ne zaman aklına rahmetli karısı gelse böyle oluyor Muzaffer Bey. Yazık. Demek kazaya kurban gitmemiş olsa... Kazadan laf etme. Senin aklın ermez öyle şeylere. Ah, ben ne dedim şimdi ya? Tamam canım, yok bir şey. Tut bir işin ucunda. Akşama kadar 10 kavanoz turşu kuracağım daha. Thank you.
Ahmet ustam, hadi gel de yemeğimizi ye. Peki ha. Bugün yemekte ne var? Etli kuru fasulye pilav var. İyi, getir bakalım. Irgatlar başka yemek mi yiyor ha? Irgatların yemeğiyle bizim yemeğimiz başka. Niye? Niye olacak? Bunca boğaza etli kuru fasulyeyle pilav vermeye kalksan oho! Dünya masrafı. Ben yemeyeceğim. Niye? Aç değilim. Canım istemiyor. Getirdin. Hoş bulduk. Tam da yemek molası vermiştik. İyi. Siz devam edin. Ulan hayvan bile yemez bunların bize verdiği yemeği be. Sus Yılmaz, ağa duyacak şimdi. Duyarsa duysun lan. Hey yırgatbaşı. Ayıp değil mi bu sizin bize yaptığınız? Siz mis gibi yemekleri yerken ırgata her Allah'ın günü taşlı bulgurla bayat ekmek reva mı be? Lan beyefendi geldi diye inadına bağırıyorsun değil mi? Sussan zıkkım lan işte. Onu bulamayan da var. Ben yemiyorum arkadaş. Ben de sizin yediğiniz etli kuru fasulyelerden yemek istiyorum. Lan ben şimdi senin... Beni dinleyin arkadaşlar. Irgatız ama hayvanla değiliz. Irgat başları, usta başları güzel yemekleri yerken bize niye ayrı gayrı yapılıyor? Bırakın arkadaşlar, yemeyin yemeği. Ne oluyor burada? Yemeği beğenmiyor bey. Nereden tanıyorum ben seni? Ha, tamam. Enver'in oğlusun değil mi? İyi bildin. Koyunlarını zehirlediğin o Enver'in oğluyum ben. Sözlerine dikkat et delikanlı. Dikkat etmezsem ne olur? Beni de o koyunlar gibi öldürün mü? Öldürün mü ha? Bırakın lan beni! Bırakın lan! Bırakın! Bırakın lan! Yüzünü görmek istemiyorum bu... Atın bunu topraklarımdan! Bırakın lan! Şahin. Ziyaretçin var. Nasılsın Kemal? Kemal. İyiyim. Fabrikadaki bütün arkadaşlardan selam. Geçmiş olsun diyorlar hepsi. Sağ olsunlar. Aramızda bir miktar para topladık. Hapishane müdürlüğüne verdim. Oradan alırsın ihtiyacın olduğunda. Kemal.
Yavrum, kurban oldum. Kendini koyverme çocuğum. Hapusluk dedin, Hazreti Yusuf mekanı. Şeytana uydum. Bir kazadır oldu. 2 sene dediğim göz açıp kapayana kadar geçer yavrum. Çıkınca göçer gideriz buralardan. Sana iş mi yok? Hayırlı bir kısmet bulursun. Evlenirsin. Bu cenabet kızlarla ailesinden de kurtuluruz. Bunca yolu bunlar söylemeye mi geldin ana? Ah Kemal'im. Anan olarak hiç mi hakkım yok üzerinde? O kız sana beladan başka bir şey getirmedi. Getirmezdi. Şu haline bak yavrum. Değer mi? Bir kız için mahpus damlarında yatmaya değer mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.